İyi Parti ne yapacak? Onu merak ediyoruz. Evet, Nazif Okumuş'la devam edelim. Şimdi İyi Parti ne yapacak? Bugün kamuoyuna yansıyan İyi Parti'nin genel başkan danışmanı Cihan Paçacı'nın C ve B planlarımız var sözleri oldu. Ki bu sözlerden birisi yani C plan, B plan, birisi grup kurma hemen. Bir diğeri grup kurarak seçime katılma olasılığı, bir diğeri de Demokrat Parti ile beraber seçime katılma olasılığı. İyi Parti ne yapacak? Nazif Okumuş sizce? Ben Cihan Bey'in bu açıklamalarını evvela iyi dinlerdir yani yanına. Çok Cihan Bey'in teşekkür ederiz. açıklamalarını ilk defa şimdi sizden duyuyorum. Ama bunlar böyleyse, böyle ifade ediyorsa bu yanlış. Yani İYİ Parti'nin grup kurma gibi bir şansı sıfır. Yani kimse ona buyur milletvekillerimi gönderiyorum. Sen de grup kurabilirsin demez. İkincisi böyle bir hülleyi Türk milleti hoş karşılamaz. Siyasi adama da karşıdır. Dolayısıyla böyle afaki değerlendirmelerden uzak durmak lazım. İkincisi, İYİ Parti daha gerçekçi bir şekilde gerçekten bir mağduriyetin içerisinde, gerçekten siyasi ahlaka, edebe, siyasi kültüre sığmayan bir davranışla seçimin dışına itilmeye çalışılıyor. Binlerce insan, yüz binlerce belki milyonlarca insan burada uzun zamandır büyük bir mücadele veriyor, emek veriyor, demokrasi adına koşturuyor. Ve dolayısıyla bunların emeğini, demokrasi mücadelesini ortaya koyarak İYİ Parti yönetimi çok gerçekçi bir politik ortaya koymalıdır. Ne Böyle yapmalıdır? hayallerden B planı, C planı gibi şeylerden vazgeçip mağduriyetini bir ortaya koymalı. Ondan sonra mutlaka ve mutlaka ne yapacağını söylemedi. Ne dedi bu mesela? Ne yapar? Bence İYİ Parti şu an bugün mesela gazetelere ve televizyonlara yansıyan AK Parti merkezli ifadelerde yer alan haberler var. Nedir o? AK Parti işte yeni bir partinin seçime girebilme şartının başında gelen 6 aylık süreci 3'e indirmeyi düşünüyor falan. Bunların hepsi bence oyalamadan başka bir şey değil. Bence gündeme getirilmiş ve zaman kazanmaya dayalı ifadelerden başka bir şey değil. AK Parti'nin böyle bir siyasi kültürü yok. Hiç kendimizi kandırmayalım. O zaman ne yapacak? İvedilikle İyi Parti seçime girebilen bir partiyle ya kısa zamanda birlikteliğe girerek Yani Demokrat bütünleşecek. Parti ile mi? Bu da Demokrat Parti olabilir. Evet. Bu. Dolayısıyla ya bunu gündeme getirecek ama bunu söylerken millete mağduriyetini, nasıl seçim oyunun dışında tutulduğunu, nasıl baskın seçimde kendilerinin hedef alındığını çok böyle müthiş bir şekilde Mağduriyetlerini de anlatacaklar. anlatarak Tabii ki diyorsunuz. anlatacaklar bunu. Yoksa günler geçecek, sonra sıkışacaklar. Bir oldu bittiyle Demokrat Parti ile bir araya gelecekler. O birliktelik de zaten karşılıklı pazarlığa dönebilir. Öyle bir ihtimal de var. O zaman işin tadı kalmaz, güveni kalmaz, işin samimiyeti kalmaz. Dolayısıyla İyi Parti kendi tabanıyla da problem yaşar seçim öncesi. Aksi takdirde Dolayısıyla riskli mi seçime girişi? O anlamda mı tek seçenek olarak Demokrat Parti'yi görüyorsunuz? yani ben Saadet Partisi'nin bu işe kendi bundan sonra eğer Saadet Partisi'ne giderlerse Saadet Partisi özne haline gelir. Birinci parti haline gelir. Dolayısıyla burada anlaşabilmek zor olur. Onun için Demokrat Parti'nin buna daha müsait olduğunu gerek Sayın Akşener'in ve gerekse İYİ Parti'deki bazı arkadaşların Demokrat Parti ile olan hukuklarını, geçmişteki hukuklarını bildiğiniz için bu daha kolay olacağını düşündüğüm için bunu söyledim. Anladım, anladım. Teşekkür ediyoruz Nazif Okumuş. Hayırlı olsun diyelim. Yani, Seçime doğru gidiyoruz inşallah. artık. Eyvallah. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Değerli basın mensupları, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi Sayın Bahçeli ile daha önce de çeşitli defalar bir araya gelerek ülkemizle ilgili iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugünkü görüşmemizde de kendisiyle
oldukça geniş bir yelpazede istişare ettik. Bu çerçevede Sayın Bahçeli'nin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladıdır. Milletimizin darbe gecesi gösterdiği kahramanlık asla unutulmayacaktır. Ardından 29 gece boyunca tutulan demokrasi nöbetleri milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir sembolü olmuştur. 7 Ağustos 2016 tarihinde Yeni Kapı'da yaptığımız ve milyonlarca vatandaşımızın katıldığı o büyük miting ise milletimizin biz siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Nitekim 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı işte bu yolda ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı olarak hem şahsımın hem de partimin uzun zamandır dile getirdiği yönetim sistemi değişikliğini yine Sayın Bahçeli'nin ön açması ve desteğiyle 16 Nisan'da hayata geçirme imkanı bulduk. Buna göre anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi gözükse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı, bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık. Değerli arkadaşlar, bir kez daha tekrarlayacak olursak, Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor. Suriye'deki gelişmelerin hızlandığı, makroekonomik dengelerden büyük yatırımlara kadar her konuda çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bunun için önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde
Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı da şükranla burada yad ediyorum. Milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.